Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi iğne oyası havlu anlatımını yapacağım. Ve şu görmüş olduğunuz çiçeğin yapılışını anlatacağım bugün de. Şu şekilde havluma monteledim. Daha önce zaten şu kayanın anlatımını yapmıştım. Bunun anlatımı kanalımda mevcut arkadaşlar. O yüzden hiç bunu anlatmayacağım. Sadece bugün bu çiçeği anlatacağım arkadaşlar. Şu şekilde havlumu da göstermek istiyorum. Havluma modeli uydurmaya çalıştım arkadaşlar. Sizce nasıl? Uymuş mu? Bu şekilde. Bugün size bu çiçeğin yapılmışını anlatacağım arkadaşlar. Çok basit, göründüğü gibi çok güzel gözüküyor. Ve çok da kolay arkadaşlar. Bir tanesini sizin için yaptım. Öncelikle şu şekilde iğneme ipimi taktım arkadaşlar. Ve şu baş parmağı, işaret parmağıma şu ipimin uzun tarafından şöyle bir iki defa doluyorum. Şurada birazcık asılabilmem için ip bıraktım arkadaşlar. Ve şimdi buraya iki defa dolayarak iğnemize parmağındayken düğüm atıyorum. Ve 8 tane zürafa olacak arkadaşlar. Aralarını eşit tutmaya çalışalım. Şu şekilde birinci parmağımda yaptım. Ve çıkarttım. Gerisini de parmağımda yapmayacağım arkadaşlar. Şu şekilde hızlı hızlı elimde atacağım. 8 tane aynı boyda zürafa ayağı olacak. Çiçeği daha küçültmek isterseniz 6 da olabilir sanırım. 3 4 6 5 6 7 ve 8.'yi de yapıyorum arkadaşlar. Bir tane halkanın içerisinde 8 tane zürafa var. Şimdi şu baş parmağımın üzerine koyuyorum ve şu fazla olan küçük ipimi asılıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde ve büzülüyor zaten. Gördüğünüz gibi şu şekilde bayağı bir küçülüyor ve tamamen sıkalım. Dikkat edelim, ipi de kesmeyelim, kırmayalım. Şöyle sıkıca bir düğüm attım, sıkıladım daha doğrusu düğümü. Şimdi ilk yaptığım zürafa var şurada, mini minnacık, zor gözüküyor. O zürafanın içerisine geliyorum. Ve bir tane düğüm atıyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Yine sen yapanlar anlayacaktır. Şimdi ikinci zürafamıza geldim. Yine iki defa düğüm attım iki defa doladıktan sonra aralarının eşit olmasına dikkat edelim. Ve her sırada arasındaki eşitlik birazcık büyüsün. Buna dikkat ederseniz çiçeğiniz muntazam güzel olur. Şu şekilde. Böyle 8 zürafanın hepsini tek tek üzerine atlaya atlaya yapacağız arkadaşlar. Aslında çiçeğimiz çok da kolay. Birinci sıra biraz küçük olduğu için biraz zor gözüküyor ama ondan sonrakiler daha güzel ve daha muntazam olacaktır arkadaşlar. Yedi tane zürafamız oldu şurada. 2, 4, 6, 7 ve 8. şuraya batmak yerine şuraya yapıyorum arkadaşlar. Şuraya değil de şu ilk yaptığımız zürafanın içerisine batıyorum. Bir üst sıraya çıkmamız için bu önemli. Şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi buradan gerisinde şuradaki yaptığım düğümün dibine batacağım arkadaşlar. Ve şöyle birazcık eğim vermeye çalışırsak daha da güzel olur. Şöyle büyüdükçe daha da güzel olacak zaten. Sıklıyorum. Ve şimdi şu düğümün dibine, çok öteye değil, iki defa doluyorum. Şöyle.
Biraz bir dahaki sırada daha net anlaşılır olacak arkadaşlar. Ve hepsini eşit atmaya çalışalım. Şu şekilde. Şu düğümlerin oraya sıkılayacağız arkadaşlar. Düğümün hemen arkasına. Ki güzel gözüksün diye. Böyle aynı. Dolana dolana çiçeğimizi büyüteceğiz arkadaşlar. Çok basit bir çiçektir bu arada. Her düğümün arkasına düğüm atıyoruz. Yine şu ilke gelince yine şu düğümün arkasına atıyoruz. Şöyle bir şey oluştu. Üçüncü sırada daha da bir netleşmeye başladı arkadaşlar çiçeğimiz. Bu arada ipim bitiyor. Şu şekilde şu düğümlerin arkasına atıyoruz. Şu ipimi kesip değiştirip geliyorum. Şurada ipimi kesmiştim arkadaşlar ipim bitince. Şimdi şu düğümü saklamak için şöyle arkasına parmağımla alıyorum ve en son nerede bitirdiysem düğümün üzerine şu şekilde atıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Aynı şekilde atmaya düğümlerin arkasına atalım. Modelimiz ortaya çıkıyor. Aynı işlemi tekrarlaya bitiriyoruz arkadaşlar. Modelin büyüklüğü küçüklüğünüz tamamen size bağlı. Büyük olsun istiyorsanız daha fazla dolanın. Ve her seferinde de şu düğümlerin arasındaki mesafe çoğalıyor. Fark ettiğiniz üzere. Genelde de hep aynı, bir sırayı hep aynı eşitlikte atmaya çalışın arkadaşlar. O zaman çok muntazam oluyor. Şekilde parmağımla düzelte yapıyorum. Şöyle oluyor.
Ve arkadaşlar ben bir şu kenardan bir de şu en ortadan birleştireceğim havluya. Şöyle arada açılırsa en son yapınca şöyle tekrar ipi sıkılayım ve bu ipi en son kesin ve yakın. Ben oradan ve şuradan birleştireceğim için kesmedim tabii ki. Bu şekilde dolana dolana bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan kesip bitireceğiz. Modelim bu kadar. Çiçeğimle modelin birbirine ne kadar da benziyor değil mi arkadaşlar? Şu şekilde bugün sizlere bu iki tane çiçeğin yapılışını anlattım. Ve havluda da duruşu böyle arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Başka videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.